Merhaba sevgili boğalar. 26 Ocak 2 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, yeni ay haftasındayız. Bu hafta 30 Ocak'ta 10 derece kova burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin kariyer evinizde doğuyor. İşiniz, kariyeriniz, toplum önündeki statünüzle ilgili bazı yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. Başlangıçlar, değişimler söz konusu olabilir. Yeni ayı yönetici gezegeni Uranüs şu sıralarda Koç burcunda ve yeni ay noktasına olumlu açı yapıyor. Beklemediğiniz bazı sürpriz kavramlar karşınıza çıkabilir. Sizden gizli olan, bilmediğiniz yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz iş hayatınızla ve kariyerinizle ilgili olarak. Yeni ayın ardından 31 Ocak'ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Balık burcuna geçişi ve buradaki seyri uzun sürecek. 8 Nisan tarihine kadar Merkür Balık burcunda, bu süre içerisinde 6-28 Şubat aralığında retro hareket yapacak ve Kova burcuna da gerileyecek. Ardından tekrar Balık burcuna geçecek. Merkür'ün Balık burcundaki seyri size ilk başta sosyal hayatınız, iş, kariyer, arkadaş çevrenizle ilgili konularda etkileyebilir. Bu alanlarda bazı iletişimler artabilir, seyahatler gündeme gelebilir. Projelerinizde, özellikle sanatsal çalışmalarla ilgili projelerinizde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlıklar, grup çalışmalarıyla ilgili konularda da özellikle duygularınızın etkisinde kalarak bazı yardım faaliyetleri olabilir, toplumsal konular olabilir. Bu alanlarda çalışmalar yapabilirsiniz bu süreç içerisinde. Arkadaşlık ilişkilerinizde de zaman zaman iletişim konularında dikkat etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir sevgili boğalar. 31 Ocak'ta sizin gezegeniniz Venüs düzelecek. Bir süredir 21 Aralık'tan bu yana Venüs retro pozisyondaydı 9. evinizde Oğlak Burcu'nda. 31 Ocak'ta artık Venüs retrosu sona eriyor ve gezegeniniz ileri harekete geçiyor. Bu durum sizin için olumlu bir gelişme. Çünkü sizin yönetici gezegeninizin retro olması zaman zaman hayatınızda bazı zorluklar, engeller veya sağlığınızla ilgili bazı problemler çıkarmış olabilir. Şimdi Venüs'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte özellikle 9. ev konuları daha hızlı ilerleyecektir. Seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, hukuksal kavramlar, medya, yayıncılıkla ilgili çalışmalar veya eğitimle ilgili konularda daha olumlu ve verimli çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Evet sevgili boğalar, haftanın etkilerini daha detaylı takip etmek için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.